Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Diğer elde bu akşam yayınlar kaldığı yerden devam ediyor ve Assetto Corsa Competizione Platinum Series'te 5. yarış heyecanı için Suzuka'dayız. Bakalım bizleri nasıl bir heyecan, nasıl bir mücadele bekliyor olacak. Yavaştan sezonun sonuna doğru da aslında belli bir noktada ilerliyoruz. Bu yarış dahil toplamda 3 yarış kaldı aslında bakınca. Ve şu anda sürücülerimiz de sıralama seansı için piste çıkmış vaziyetteler. Bugün bana sevgili Ersoy eşlik edecek. Hoş geldin Ersoy. Hoş buldum Emre. Çok teşekkür ediyorum. Ben gayet iyi bir yarış bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet yani benim kendi ilk iki yarışı anlatmıştım. Evet. Ve oradaki heyecan iyiydi. Devamında maalesef benim de kendi işlerimden dolayı diyeyim. Denk gelememiştik bir türlü ama yani ilk iki yarış gerçekten iyiydi. Güzel bir heyecan izletti. Özellikle ön tarafta güzel bir mücadele izlemiştik bir noktada. Hani işte pit stoplarda ne yapacaklar, strateji savaşı ne olacak tarzında. Hani en azından stratejik noktada da savaş oluşturacak denekte bir yakınlık söz konusuydu. O açıdan güzel yarışları geri bıraktık. O yüzden hani Suzuka'da da bugün muhtemelen zaten geçişin zor olduğu bir pist. Çok teknik bir pist. GT tarafında yine daha da zor bir pist. Yani o açıdan bugün muhtemelen hani pist üstünden ziyade biraz daha böyle strateji savaşlarını bekliyorum diyebilirim sanırım. Yani kesinlikle öyle düşünüyorum. Özellikle sürüş açısından hata affetmeyen bir pist olduğunu söylemek gerekir. Yani her noktası çok tehlikeli aslında pistin. Bunu söylemek çok mümkün. Dolayısıyla en ufak bir hata pilotun yarışının bitmesine sebep olabilir. Evet. Yani o yüzden bayağı dikkatli olmaları gerekecek. Yani bir yandan dikkat, bir yandan hız. Bu ikisi birleştiği zaman bakalım ortaya neler çıkacak. Tabii belirli bir noktada dostlar sizlere belirli bilgilendirmeler de yapmak istiyorum. Bahsettiğim gibi 5. yarış için buradayız ve geri kalan diğer yarışlardan da bahsedeyim sizlere. Devamında Imola ve Nürburgring'i göreceğiz. Suzuka haricinde. Yine özellikle Nürburgring'i de merakla beklediğimi söylemem lazım. Yani Imola'nın da özellikle uzun düzlüğü, son şikandan iyi çıkan sürücü için farklı bir avantaj belki kazandırabilir ama yine de Nürburgring'de adından da kaynaklı biraz da heyecana olanak sağlayan pistlerden. Puan tablosu şemasına bakacak olursak da tekrar hatırlatmakta fayda var. Birincinin 24, ikincinin 20, üçüncünün 17 puan kazandığı ve sonrasında yine dördüncüden 15.'ye kadar 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7 diye azalarak giden bir şu anda puan şemamız var. Yani önceki haftalarla alakalı bu arada yine belirli noktada sana atacağım topu Ersoy. Neler söylemek istersin? Yani geçtiğimiz haftalardaki mücadele, aksiyon durumu sence nasıldı? Yani açıkçası çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Özellikle nasıl desem, orta sıra mücadeleleri geçen yarış özellikle çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Tabii ki sıralama turlarındaki mücadeleyi de es geçmemek lazım. Gerçekten harika yarıştı pilotlar, sürücüler. Ben açıkçası gayet memnunum ya gridin durumundan. Yani tabii bugün aramızda olmasa da Martin Löhrenk'in podyum serisi sona ermişti geçen yarış. Gayet eğlenceli bir yarıştı. Gayet orta sırada özellikle çok fazla mücadelenin olduğu bir yarıştı ve olaylı bir yarıştı. Açıkçası bugün o yarışın devamı olarak gayet güzel mücadeleler bekliyorum ben. Evet bakalım yani şu an yine şampiyona durumundan da bahsetmek gerekirse eğer şu anda şampiyonun lideri Kaan Bekiroğlu 78 puanla birlikte Mertcan Solak hemen arkasında 69 puanla Volkan Ayçiçek de 57 puanla 3. az önce Ersoy'un da bahsettiği Martin Loren de 57 puanla 4. yani Martin'in olmayışı biraz talihsiz oldu bugün diyebiliriz sanırım özellikle Kesinlikle. şampiyonadaki bu yakınlık içinde. Çünkü ön taraf gerçekten çok yakın birbirine. Mertcan'la Kaan çok yakın. Ardından Volkan'la birlikte Martin zaten aynı puanda şu anda.
Böyle bir durum söz konusu. Takımlardan da yine şöyle bir bahsetmek gerekirse. Team Anatolia 126 puanla şu an lider. Denizbank İstanbul Wildcats 122 puanla ikinci. Kemikli Yarışçılık 85 puanla üçüncü. Ve sonrasında da Connection Loss Racing'i görüyoruz. 72 puanla. Arkas Premium Sim Racing de 63 puanla. 5. Tonra Ersoy 5. ile 6. arası 30 puanlık bir fark karşımıza çıkıyor. Sensible Racing arkasının tam 30 puan gerisinde şu anda. Yani ön 5'li diğerlerinden biraz daha makas farkını çok sağlam bir şekilde açmış vaziyette şu an. Evet, yani açıkçası bu durum ön tarafın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani Premium Sim Racing de Sensible Racing arasındaki fark bütün gridin aslında bir, nasıl desem, hız durumunu gözler önüne seriyor. Açıkçası Team Anatolia ve İstanbul Wildcats arasındaki fark birbirlerinin doğal rakibi olduğunu söylemek çok mümkün bu farka bakarak. Ancak tabii ki üçüncülük için ben çok büyük bir savaşın döneceğine inanıyorum. Açıkçası bu Sensible Racing ve İstanbul Wildcats Yellow'un ileri mücadelesine, yani üçüncülük mücadelesine ilerleyen yarışlarda birkaç talihsizlikle beraber, diğerlerinin yaşayacağı birkaç talihsizlikle beraber dahil olabilmesini çok mümkün kıldığını da söylemek lazım. Evet, puan durumuna yani, bakacak olursak. Evet evet ve puan durumu üzerinden yine belirli yorumlar yaptığımız zaman sürücülerde de çok yakın bir savaş var. Bahsettiğim gibi az önce. Yani o tarafta ilerleyen, tabii bu yarışla beraber son 3 yarış desek puanın şu an gitgide daraldığı bir penceresi var ve aslında sürücülerin hata marjlarının belki de telafi edilemeyeceği bir noktaya doğru ilerliyoruz. Çok çok kritik bir, bakınca yarış açısından bakınca bir 3 saat falan var diyebiliriz aslında. Total o birkaç saati optimum şekilde, en iyi şekilde geçiren sürücü muhtemelen şampiyonluğu alıp götürecek gibi, özellikle bu kadar yakınken herkes birbirine. Kesinlikle katılıyorum. Yani burada aslında bu şampiyonada önemli olan benim kanımca tamamıyla aracını güvende tutabilmek ve nasıl desem, consistent turlar atabilmek bir nevi. Yani herkesten aracınızı uzak tuttuğunuz zaman puan alabildiğiniz bir yarıştan bahsediyoruz burada. Çok fazla temas, çok fazla belayı birbirine getiriyor diyebiliriz yani. Bakalım bugün de muhtemelen özellikle startla beraber, yani ilk sektörü zaten bir de GT araçlarıyla start esnası herkesin birbirine yakın olduğu noktada Suzuka'nın beni çok merak ettiriyor. Hani ne yapacaklar birbirlerine karşı. Şu an bu arada bir yandan da yine topu sana atacağım ama Mertcan da geçici pole koltuğunda Kaan'ın yalnızca 1000'de 17 saniye farklı önünde. Yani yine sezonun başından bu yöne çok yakın olan bu ikili da aynı yakınlıkta devam ediyor. Evet, yani Volkan Ayçiçek, Mertcan Solak, Kaan Bekiroğlu üçlüsü birbirlerini sezon boyunca hiç bırakmadılar. Yine birbirlerine kovalamaya devam ediyorlar. Yani ben açıkçası yine bir bu üçlü arasında yine bir mücadele göreceğimizi düşünüyorum bu yarış. Belki bu konuda hani geçen yarış bir sürprize aslında imza atmıştı. Kemikli Yarışçılık burada bir kendisini göstermişti. Bakalım yine bir sürpriz görecek miyiz? Belki Arda Ercan, belki Levent İpek, belki Cengiz Koç burada kendisine yer bulabilir belki. Evet, bakalım. Noktada yine yavaş yavaş dereceler de gelmeye başlamışken şu anda Orhun Uslu'dayız. Derecesi olmayan belki de tek isim şu an aslına bakınca, geçerli tur derecesi olmayan. Evet. Yani şöyle ki üçüncü yarış üzerinden böyle bir minik bir şekilde günümüze doğru geleceğim aslında. Yani Team Anatolia ile beraber İstanbul Wildcats'in kurduğu üstünlükten zaten bahsetmiştim. Yani bu ikili şu ana kadar çok farklı bir noktaya getirilir işi. Ve aslında bakınca belirli bir kısımda da sene başında da, daha doğrusu sezon başında da gördüğümüz bir durumdu bu. Pist üstünde direkt böyle kafa kafaya gelecekleri anı merakla bekliyorum. Yani
Bu ne zaman olur bilmiyorum. Umarım yine önümüzdeki 3 yarışta da benzer şeyler, bu az önce bahsettiğim şeylerden görebiliriz ama benim en büyük temennilerimden bir tanesi gerçekten pist üstüne Team Anatolia'yı da, İstanbul Wildcats'i de, nasıl desem, tabii ki çok zor bir durum bu ama bakınca GT tarafında. Ya birinden bir tanesi hata yapsa diğeri geçse, öndeki hata yapsa diğeri geçse tarzında aslında bahsettim. Ama yani çok klas sürücülerden oluştukları için bu bahsettiğimiz biraz fantezi senaryosu, çok gerçekçi olmuyor maalesef o taraf için. Ya kesinlikle. Ancak şunu da belirtmek lazım. Monza'da biraz onu göstermişlerdi. Gibi aslında. Gibi. Ya, o, yani yakınlardı. Çok yakınlardı. Aa, tam bahsettiğim şey işte, olur mu bakalım. Umarım. Yani sezon boyunca aslında nasıl desem, bir Verstappen Hamilton gibi teker tekere mücadele görmeyi ben de bekliyorum. Ben de istiyorum. Çok tatlı olur. Açıkçası. Bakalım yani, zor bir ihtimal değil bence. Bakınca ya, çünkü o arada Kaan Bekiroğlu da 1.58.057 evet. yaptı ve Mertcan'ın 1'de 8 saniye önüne geçti. Ya bu denli yakın bir ikiliden söz ediyoruz aslında. En yakınları Volkan Ayçiçek bu grubu ve 0.1 saniye önündeler. Volkan Ayçiçek'in. Kaan ve Mertcan yani sezon boyunca hep bir sonraki seviyeye çıkardılar aslında bu noktada. Rekabetin dozajını. Bakalım sıralamaların da bitimine 10.5 dakikalık bir zaman dilimi var şu anda. Bakalım bu noktadan daha neler izleyeceğiz. Tabii ilk haftalarda bunu görmüştük. Yani atıyorum son 10 dakikalık bölümlere derecesini iki tarafına geliştiremediğini zaman zaman denk gelmiştik. Bakalım bugün son ana kadar Suzuka'da iki sürücünün de sürekli olarak derece iyileştirip yani görecek miyiz? Bu arada Mertcan çok yakın çıktı. Mertcan evet. Bir önceki derecesiyle aynı dereceye attı. Aynı. İnatları gibi değil. O öne attı kendi Mertcan. Biraz geç geldi tablo sanırım. Evet sanırım evet. Biraz geç geldi ve... Biraz geç geldi. Binde İlerliği on... attı kendi. Bu arada... Gerçekten inanılmaz. Volkan Ayçiçek'e de bakmak gerekirse yani 1.80 aradaki fark yine o da azaltmış. Evet. Cancık yani... bütün gözler Arda Arcan'ın üstünde bence. Bakalım yani şu an bakınca ön taraf gerçekten 0.1'in bile daha düşük bir derecesiyle dizilmeyi başardılar. Yani önümüzde yeterince uzun bir zaman dilimi de var bakınca. Bakalım bahsettiğim gibi Arda Ercan da benzeri olayı gerçekleştirebilecek mi ön tarafa? Ben buradayımı hissettirebilecek mi? Şu anda da onu izliyorduk. Ve Filip Brescia, o da takım arkadaşının yokluğunda bugün tek tabanca olarak karşımıza çıkıyor. Tabii o bir tık talihsiz oldu, son anda gelemeyeceği yani. Duyurdu. Acil bir durum yaşadığından Martin Löhring. Bakalım Filip onun yokluğunda işleri daha iyi bir hale getirebilecek mi? Son yarış 2 puan alamamıştı. Açıkçası çok nahoş bir yarış geçirmişlerdi. Bakalım bu durumu tersine çevirebilecekler mi yarışı, merak ediyorum. Bakalım. Yani tek tabancı olarak işi bir hayli zor olacak ama tabii ki neticesinde yarışta şu an her şeyi görebiliriz. Bu arada yayına yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyelim. Evet Ersoy, böyle bir soru sormak gerekirse startta bu klasiktir. Hep bana sorulurdu. Biraz da ben sormak istiyorum başkalarına. Yönetimlik yaptırmak istiyorum. Sence startta kaos olur mu? Özellikle Formula 1 yayınları yaptığın zamanlar, yarış öncesi yayınlarında klasiktir. İlk işte virajda bir şey bekliyor musun? İlk virajda bir şey bekliyor musun? Bekliyor musun bugün? Açıkçası bekliyorum ya. Çünkü Suzuka biraz hızlı bir ilk viraja sahip olduğu için. Yani çok fazla kontrolün nasıl desem sağlanamadığı bir viraj. Dolayısıyla ben kesinlikle bir kaos bekliyorum. Yani bakalım evet. Ya çok yüksek ihtimal tabii ki ama biz genelde böyle şeyler beklediğimiz zaman spiker lanetimi artık bilmiyorum ama olmadığı için bakalım umarım ya olursa olmaz tabii yani. Ne olmaz.
Yani olursa tadından yemezdiniz. Anlatırız burada güzelce ama. Yani heyecan açısından işte ön tarafta atıyorum. Yani direkt şampiyonlar rakiplerinden atıyorum. İşte Mertcan veya Kaan ikisinden biri geri düştüğü zaman önde birinden biri aslında cirit atacak çok rahat bir şekilde. Kesinlikle. Yani diğerinin tabii ki yükselişini görmeye çalışmak çok keyifli oluyor. Hele şu an ön taraftakiyken gerçekten çok daha farklı bir dünyada olduğunu düşünürsek. Üçlü diyelim biz ona. İlginç. Evet 3 diyelim. Tam olarak aynı öyle. İyi düzeltme. Volkan Ayçiçek daha acayip yakın çünkü. Ya onların geriden yükselmesini izle. Böyle bir senaryo da o da çok keyifli olur ama işte bu sefer liderlik savaşı için durum farklı bir noktaya çıkar. Bakalım yani buraya gelirken şampiyona da baktığımız zaman ilginç şeyler izletecek birkaç ismimiz var. Kaan'ın şu an bir avantajı var. Mertcan'a kıyasla. 9 puanlık. Ve Mertcan'ın bugün önüne bitirdiği senaryo aslında 6. yarışa giderken işleri çok daha sağlam bir şekilde kızıştıracak. Mertcan 1, Kaan 2 olsa bile. Kesinlikle. Yani şu an öyle bir noktadayız ki herhangi bir sonuç ortalığı kızıştırabilir. Bu yarıştan çıkacak her sonuç ortalığı kızıştırma ihtimalini sahip yani. Bakalım. Yani bence de şu an bir drama göreceğiz diyorum ben de. Böyle bir derler ona bahse paramı yatırıyorum. Bence bugün bir drama izleyeceğiz. Anlatması zevkli olur ama sürücüler açısından o kadar zevkli olur mu Evet bilemiyorum. evet. Ya o süreci yönetmesi özellikle krizin ortasında kalan sürücüler için bayağı zorlu olabilir. Bu arada Kaan Bekiroğlu çok sağlam bir kazanımla geliyor şu anda. Evet, nokta Nokta bir bir kazanımla saniye. geliyor. Evet, nokta bir ile geliyor. Bakalım son bölümde 130'lara da şimdi geri bıraktı. Pikan kısmında ne izletecek bize? Çok sağlam bir kazanım. Sonra Mertcan'ı da merak ediyorum. Bakalım Mertcan ve Volkan'ın cevabı nasıl olacak? O da kritik. Son virajı artık geride bıraktı. Kaan Biraz zaman bıraktı Bekiroğlu. orada. Evet. Bayağı bıraktı bu arada. 0,05 civarında. Yani kazandığının yarısını bırakmış oldu ama bu yine de onu geçici pol koltuğuna taşımaya yetti. 1.58.015'lik dereceyle böylece öndeki üçlü 1067 saniye içerisine dizilmiş oldu. Ayrıca ilk 4 sürücünün aracı da şu anda gördüğünüz gibi Lamborghini. Lambolar ve aslında Wildcats ile birlikte Anatolia sürücüler olarak sıralanmış oldular. Ön taraf parsellendi. Mert Kopteget. Bugün O özel da bir liveriyle evet. yarışıyorlar. Bakalım. Evet, anime kızları. Yani evet. Anime kızları gerçek değildir. Ve arabamızda ne işi var tarzın temalı. Yani Mert Koptaget'i izliyoruz. Anime kızı tasarımıyla. Evet Mert'e burada bu sefer ama yengeden şikayet gelmesin yani. Bilemiyorum artık tabii ama. Bu konuda tabii Selim biraz daha rahat. Arkadaşlar kendimi orada çok yalnız hissettim. Evet bakalım. Bu arada Ersoy son birkaç dakika kaldı sıralamaların bitimine. Artık her şeyin kızışacağı noktaya geldik sıralama turlarında. Ve Volkan Ayça kazanarak geliyor. Evet, binlik saniyelerle güzel bir kazanımla geliyor şu anda. Tabii aslında bakınca önünde neredeyse 1,5 sektör var şu anda. Bakalım. Buradan neler çıkacak? Yani evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bindelik savaşları güzel olacak gibi duruyor. Yani Kaan Kesinlikle. son sektörde çok iyi vakit bıraktı aslında bakınca. Yani 0,1 Mertcan saniye Solak. kazancının yarısını bırakmış oldu. Evet, Mertcan Solak turun iptal etti bu arada. Evet. Bu da demek oluyor ki acaba Volkan Ayçiçek Kaan Bekiroğlu'ndan zirveyi alabilecek mi? Tabii Kaan'ın da şu an tur durumu önemli. Son bir deneme daha gelecek mi ondan da? Şu an için çıkış turunda yanlış görmüyorsam.
Evet. Bakalım Mertcan için pek iyi olmadı bu. Şu anda da Volkan Ayçiçeği izlemeye devam ediyoruz. Evet, çok iyi kazandı. Kaan'ı kaybettiği noktada biraz daha o kazanmıştı ama çıkışında verdi bu sefer. Çıkışında çok sağlam gitti ama bakalım. Evet. Buradan neler çıkmış. Hemen evet. Hemen aynı tur attı. Evet. Yani inanılır gibi değil. İki sürücü de aynı noktada önemli vakit kaybetti. Çok önemli vakitler kaybetti hem de. Artık Freka yarım saniye evet. Kazandı. 6'ya attı kendisini ve Kaan Bekiroğlu'ndayız. Bakalım. 1,5 dakika var şu an. Sıralama seansının bitimine. Sıralamalarda ilginç şeyler oluyor. Volkan Ayçiçek bir tura daha başladı. Acaba bu turu için mi daha düzgün bir çizgi denemeleri yaptı? Yani Formula 1 tarafı için söylüyorum onu. F1 Espor'da mesela son virajı Brezilya'da daha genişten dara şeklinde genelde tura başlayacağın zaman yaparsın. Acaba burada da kendini öbür tura mı sakladı diyeceğim ama bakalım. Bu turda belli olur gibi az çok. Evet, Kaan Bekiroğlu iptal etti. Evet, artık sanıyorum gözler Volkan Ayçiçek'te olacak. Şu an Mertcan piste çıkmış mı gözüküyor, ben mi yanlış görüyorum? Evet. Bakalım, evet, Volkan Ayçiçek piste çıkmış görünüyor. Hem Volkan Ayçiçek bu arada yine bir önceki turuna benzer bir gelişimle geliyor şu anda son sektöre doğru. Nokta bir saniyelik kazancı vardı. O civarlarda tutmaya çalışıyor diyelim şu anda ama bakalım pol pozisyonu kime gidecek? Kaan'da mı kalacak? Yoksa Mertcan veya Volkan ikilisinden birine mi gidecek? Team Anatolia şu anda Volkan Ayçiçek'le beraber pol şansını zorluyor. Bakalım buradan neler izleyeceğiz. Artık son sektör, son birkaç viraj kaldı önünde. Bir önceki turunda burada ciddi bir kayıp yaşamıştı Volkan Ayçiçek. Şimdi bakalım damalı bayrağı çizgiye doğru geliyor. Ve buradan neler çıktı? Evet, aynı kaldı aynı yerde. Aynı tur çıktı. Yine aynı tura attı. İnanılmaz. Ve Mertcan Solak tura başlayamadı. Böylece pol pozisyonu Ersoy, Kaan Bekiroğlu'na gitti. Gerçekten bundan hemen hemen 10 dakika önce bahsettiğim mevzu biraz böylece gerçekleşmiş oldu. Evet. Son anlara o savaşı tam olarak sürekli tur geliştirme savaşını izleyemedik ama bu noktada hatalar belirleyici olsa da öncesinde Kaan Bekiroğlu attı. 1.58.015'lik dereceyle beraber Suzuka'da yarışa pol pozisyonundan başlayacak. Birinci sıradan başlayacak. Hemen yanında Mertcan Solak bulunmakta. Bakalım ilk çizgide, yani öndeki ilk sırada yine bu ikiliyi görüyoruz. Şampiyonadaki iki ana rakip. İki kafa kafaya gelen rakip. Ersoy yine birbirini aslında bir bakıma buldu. Ve en yakın takipçileri de bindelik saniyelerle yine onlardan ayıran Volkan Ayçiçek. Evet, yani şu an için biraz zor. Kaan'ın işi biraz zor. Arda Ercan'ın .4 bir yavaş kalma durumu oldu bu gruba. Dolayısıyla bu yarış hızına da acaba yarış hızına dair bize bir fikir mi veriyor diye düşünmek istiyorum. Bu da Kaan'ı biraz aslında Team Anatolia'ya karşı, eğer Race Pace'i de bu kadar arada fark olacaksa, Kaan'ı biraz daha Anatolyalara karşı yalnız bırakacak. Dolayısıyla Kaan için zor bir yarış olacak. Bakalım, evet, yani aslında taktiksel açıdan stratejik olarak ilk etapta bir de öne geçebilirse aslında Team Anatolia sürücülerinden birinden biri, o zaman Kaan'ın işi gerçekten çok daha sıkıntıya doğru gidebilir aslında bakınca. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şu an için eğer Arda Ercan ön tarafa yakın kalamazsa Team Anatolia'nın taktiksel üstünlüğü olduğunu söylemek çok doğal olur. Bakalım. Yani sıralamalar bize gerçekten güzel yakınlıkta bir mücadele izletti. Arası yarışa diyelim. Son 2 dakika uyarısı da ekrana geliyor. Evet. Yani az çok beklediğimiz gibi oldu aslında sıralama. Yani kesinlikle. Yine
favorilerden bu şekilde örnek almalarını bekliyorduk. Ve benzer şeyi de gerçekleştiler. Şu an Selim Arkın'ı görüyoruz. O da bir diğer anime kızı tasarımıyla karşımızda. Özellikle görüyoruz. Peki yarış galibiyeti için kimi daha yakın görüyorsun Ersoy? Çok zor bir soru sordun ya. Ay, gerçekten çok zor bir soru sordun yani. Yani 3 ihtimal var. 3 ihtimal var. Ömer Üründül. Evet. Yarışı kazanan kazanmış olur falan yani. İkincinin önünde bitiren kazanır. Ya çok zor bakalım. Bir soru sordun. Yani hem Kaan olabilir, hem Mertcan Soluk olabilir, hem Volkan Çiçek olabilir. Olabilir yani. Hiç içinden herhangi birine şaşırmam. Yani şu an bakalım. Yani benim en çok merak ettiğim nokta acaba pitlere gelene kadar bu sürücü arasındaki fark nerelerde olacak? Yani o bir hali kritik olur diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. Eğer pite kadar çok yakın bir şekilde kalmaya devam edebilirlerse gerçekten heyecan ve keyif açısından da bizi farklı bir noktaya taşıyabilirler. Son artık bu arada 20 saniye bakalım. En önde Kaan Bekiroğlu ve yanında Mertcan Solağan start alacağı. Hemen arkalarından Volkan Ayçek'le beraber Arda Ercan'ın geleceği yakın bir mücadele, sert bir savaş bizleri bekliyor dostlar. Artık son birkaç saniye bakalım. Suzuka Japonya'da neler izletecek bizlere sürücülerimiz? Assetto Corsa Competizione Platinum serisinde sezonun 5. yarışı için şu anda formasyon turuna da başlıyoruz. Bakalım formasyon bu kısımda yarışı demosu diyebileceğimiz bir nokta. Startın demosu diyebileceğimiz bir nokta artık sürücülerin önünde. Son birkaç dakika kaldı. Mücadelenin başındaki o heyecanı bizlere yansıtabilmek için. Ardından da tam bir saat boyunca yakın bir savaş bizleri bekliyor olacak. Artık lambaları önde görmeye alıştık ya. Evet yani orayı bayağı abone ettiler kendilerini zaten. Hani onları orada görmeyince muhtemelen artık garipsenecek bir mevzu. Öyle söyleyeyim yani. Yalnız fark ettiysen hep bir arkalarında Audi oluyor. Evet, sene başından beri hemen hemen öyle yani. Denebilir, evet. Çok mantıklı da olur hatta, doğru. Yani şöyle söyleyeyim, Ferrari'ler belli bir noktada bir şeyler vaat ediyorlardı. Özellikle Selim'le Mert. Ama kesinlikle. Bunu sürdürülebilir kılmakta biraz zorlandı onlarda. İlk yarıştan sonra havlu attılar gibi bir şey oldu. Evet, yani evet. Silverstone'da çok iyilerdi çünkü. Ya orada inanılmaz bir performans ortaya koydular. Sağlam çalışılmış, hazırlanılmış. Ama devamında acaba şeyin etkisi de olabilir mi? Yani bir noktada bir de Formula 1 tarafı da var sonuçta kendileri açısından. Ve iki tane Formula 1 birlikleri var. Bir haftada yarıştıkları. Onun da etkisi olmuş olabilir tabii ki. Kesinlikle yani programlarının yoğun olması buraya çalışmaları açısından çok büyük bir etki oluşturuyor olabilir. Sonuçta Mertcan, Volkan aynı şekilde hani buranın kurt pilotları bakınca GT tarafının net bir şekilde. Hani o açıdan da onlara karşı tabii ki bir de gridde onlar da olunca daha da iş zorlaşabiliyor. Yani Kaan'ı düşündüğün zaman Kaan da yine ACC konusunda evet. Çalışan bir pilot. Onun dışında Arda Ercan daha çok R Factor tarafında bilinse de hemen hemen yine yakın. Dolayısıyla hani ikisi de GT olduğu için biraz daha adapte olması kolay diyelim onun açısından. Ancak Mert ve Selim'in Formula 1 tarafında çalışan sürücüler olduğunu düşünürsek onlar için biraz daha iş zor. Yani zaten Mertcan Solak ve Volkan Ayçiçek'ten bahsetmeye bile gerek yok. Dediğin gibi kurt pilotlar yani. Evet. Bakalım. Yani şu an artık bunu öğrenmek için son bir sektör kaldı önümüzde. Birazdan mücadelenin fitilini ateşleyeceğiz. Açıkçası bu noktada artık yavaş yavaş serinin de sonuna doğru gelirken tekrar hatırlatmakta fayda var.
Pilotları gerçekten oldukça zorlu son birkaç yarış bekliyor olacak. Yaptıkları hataların artık kolay kolay dönüşü olmayacak. Telafi edebilecekleri aralıklar çok daha düşük olacak ve şu anda işte nasıl sıralandıklarını görüyorsunuz. Konvoy dizildi artık. Söz Kaan Bekiroğlu'nda olacak. Şampiyonun lideri yarışa da liderlik ediyor. Bakalım bu noktadan neler çıkacak, henüz başlatmadı tabii yarışı. Başlattığı andaki kaosu gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım Mertcan iyi bir şekilde başlayabilecek mi orada? O çok kritik olacak ilk viraja kadar giderken. Ardından ilk viraj ve sonrasında bir başka kaosa davetiye çıkartabilecek kısımlardan. Ve artık saniyeler kaldı. Nefesler tutuldu. Ön tarafta Kaan Bekiroğlu. Hemen yanında Mertcan Solak. Bakalım ne izletecekler bizlere. Start finish düzlüğüne çıktılar. Artık yeşil ışığın yanmasını ve yarış temposuna başlamalarını bekliyoruz. Şimdi yeşil ışıklar yanıyor ve mücadeleye başlıyoruz. Arka tarafta Emre Altuntaş pitten geçme cezası aldı. İlk virajda doğru ilerlerken yerini korumayı başardı Kaan Bekiroğlu ama dışarıdan gelmeye çalışıyor Mertcan Solak. Dışarıdan çok agresif bir deneme geldi kendisinden. Ancak tabii ki çok zor ilk virajda orada tutunabilmek. Ve bu noktada Kaan Bekiroğlu hata yapmadan başladı. Yerini korumayı başardı ama arka tarafta kaos var. Arka tarafta kaos var. Arka taraf birbirine girdi gördüğünüz gibi. İnanılır gibi değil. Büyük bir karmaşa Ersoy. Yarışın başında bahsettiğimiz olay ilk virajda gelmese de en azından ilk sektör sınırları içerisinde yaşanmış oldu ve burada yaşananlarla beraber de gerçekten sağlam bir karmaşayı görmüş olduk. Yani beklediğimi söylemiştim. Beklediğimi söylemiştim ama bu kadar fazla beklemiyordum. Yani ilk virajda biri uçar gider diye bekliyordum ama yani gerçekten inanılmaz. Arka taraf bayağı koptu. Zaten Emre Altuntaş Drive Thru yedi. O ayrı bir mevzu. Bu sırada Arda Ercan iyice baskıyı artırdı Volkan Açık üzerinde. İçeriye doğru girmeye çalışıyor ancak güzel bir savunma geldi. Sanırım bir de hata geldi. Arda Ercan, Volkan Ayçiçek'i hataya zorlayıp geçişini yapıyor. Evet, yani geçişin zor olduğu bir pistte güzel bir geçiş hem de ilk turdan böyle bir atak görmüş olduk. Tatlı bir geçiş oldu. Yani gerçekten Arda Ercan aslında o az önce yarışın başında daha doğrusu bahsetmiş olduğumuz stratejik durumu da bir nevi takımının iyice lehine çevirmiş oldu diyebiliriz bu noktada. Zaten liderliği koruyorlar derken burada neler oldu öyle? Tam olarak derken neler oldu öyle orada? Volkan Ayçiçek birden geç fren yapınca dışarı uçtu. Piste dönerken Arda Ercan'la yaşadığı temas. Hemen Yani şu şekilde replay'ine bakalım. evet. Yani inanılmaz gerçekten. Merak ediyorum. Yarış sonu hakemler kuruluna gidecek olan dosyayı merak ediyorum. Oradan bakalım neler çıkacak. Yani sıkıntılı bir pozisyon bakınca. Gerçekten çok daha büyük bir sıkıntı olabilirmiş aslında Ersoy. Yani bence Evet. yine de her iki sürücü de ucuz kurtulmuşlar buradaki olaydan. Çok daha fazlası olabilirmiş. Evet Katılıyorum kesinlikle. kesinlikle. Bakalım. Yani orta grup birbirine çok yakın ilerliyor tabii şu anda. Bakınca yani genel bir yakınlık durumu da söz konusu ama gruplaşmalar oldu doğal olarak. Çünkü yarışın başında yaşanan olaylar silsilesiyle beraber aslında minimum 4-5 sürücü birbirinden tamamen kopmuş oldu. Bu noktada ön tarafta Kaan Bekiroğlu ile Mertcan Solak da birbirine çok yakın. 0.8 saniyelik bir fark var. Şu anda Cem Özgül yakından takibe devam ediyor. Arkası Premium Sim Racing ile birlikte ve hemen önünde de şu anda bir Audi görüyoruz. Audi'nin arka tarafının arka tamponunu güzel bir şekilde gördük. Bu arada Audi'nin arka Hasar var. tamponu silip götürmüşler gibi bir tık. Şimdi Evet. dışarıdan Cem Özgül de atak yapmaya çalışıyor. Bakalım 130'lara doğru ilerlerken yan yana bu ikili ancak Oho.
Yani bu araçlarla çok zor tabii ki. Bakalım şimdi çıkana doğru ilerliyoruz. Dışarıdan tutunmaya çalıştı Cem Özgül. Ancak şu anda gerçekten güzel bir savunma performansı da izledik ama bunun devamı da kritik olacak. Çok daha iyi çıktı Cem Özgül. Çok çok daha iyi çıktı. Tabii bu ikilinin arkasında bir Mert Koptagetz gerçeği de var. Bakalım Mert. Fırsat bu fırsat. Buradan bir şeyler çıkarabilecek mi? Kaan Bekiroğlu şu an en hızlı turu kaydetmiş vaziyette. Ve burada çok güzel geldi içeriden Mert Koptagetz. Rakibini geçmeyi başarıyor. Harika bir geçiş. Çok güzel bir atak oldu, evet. Yani Smooth burada aslında operator. Cem'le birlikte Mert olabilecek en iyi senaryoda o şekilde çıkmış oldu oradan bakınca. Kesinlikle. Yani ben burada açıkçası üçlü kapışmayı görünce bir ilk virajda bir temas görürüz diye düşündüm ama gerçekten çok smooth bir geçiş oldu diyebiliriz. Evet, yani çok temiz bir geçiş oldu aslında bakınca. Güzel. Yani çekiş kısmını daha farklı çizgi, daha iyi bir çizgiyle beraber gelip rakibini bozma. Tam olarak bunun sanatını izlemiş olduk aslında. Sırada şunu söylemem gerekir. Bu gruptaki bütün araçlar, ooo, içeriye bir dalış geldi Ornusu'dan bu sırada. Harika bir dalıştı ancak sanıyorum oradaki avantajını kaybetti. Berk Yakın'la beraber yan yana gidiyorlar şu an için. Oo, temas ede de gidiyorlar bu sırada. Berk Yakın'la beraber birbirlerine temas ede de gidiyorlar. İçeriye çok geç bir fren denemesi olup rakibini dışarıya itti bu sırada. İçeriden Filip Reyka fırsatı değerlendiriyor. Şimdi her şey Drag Race'e kaldı. Hava koridoruyla beraber Orhun Uslu önde kalmayı başardı. Şundan bahsediyordum. Bu gruptaki bütün araçların hasarı var dışarıdan görülebildiği kadarıyla. Yani startta hiç hoş şeyler olmamış. Sadece o spin atan grup değil, burası da etkilenmiş bayağı. Evet ya, orada herhalde bir itişme kakışma durumu da oldu. Belki de yarıp geçme durumu söz konusu olduysa bilmeyeceğim ama dediğim gibi, ama diğer taraftan muhtemelen daha farklı şeyler de gerçekleşti orada. Bu arada Filip Reyşa, o da içeriden gösteriyor şu an kendisini. Bakalım ilk virajda bir geçiş denemesi gelecek mi? Ancak çok güzel tutundu oraya. Yan yanalar şu anda. Yan yanalar çok güzel tutundu Filip ve 11.liği aldı. 11.liği aldı. Ya sanıyorum burada kaybeden olarak Orhun Uslu'yu söyleyebiliriz Ersoy. Kesinlikle. Bu Yani grupta. atağı o başlattı. Ama en çok kaybeden o oldu. Gerçekten ilginç bir durum ortaya çıktı burada. Bu arada ön tarafta Mertcan'la Kaan arasındaki fark da 1.3 saniyeye çıkmış. Bu grup da çok yakın. Yani Mert Cem Özgül'e çok yakın. Bu sırada Bakalım şunu da söylemek ne istiyorum. yapacaklar. Bu yarışla beraber canlı hakem uygulamasına geçildi. Dolayısıyla artık canlı hakem uygulaması yapılacak yarışta bu sırada hemen arka tarafta yine işleri kızıştırmış Filip Reyka ve Berk Yakın. Ordusunun geriye Evet. düştüğünü görüyoruz. Ya hakemler bakalım. Yani bu da demek oluyor ki tart olaylarının ardından belirli Levent Bey. çalışmalar başladı. Evet, Levent Bey'in 10 saniye bir stop and go cezası görünüyor şu an için. Evet. Gerçekten çok iyi. Yani bu uygulama yani tabii ki çok zor şu an maalesef ama hani kendi ana tarafım olduğu için söylüyorum. Formula 1 e-spor tarafı da gelse çağ falan atlanmış olur. Gerçekten. Tam olarak çağ atlanmış olur. Orada içeriden şöyle bir bakış attı Filip. Tabii Filip'in dikkat etmesi lazım bir noktada. Çok güzel baskı kurdu önüne ama arkasında az önce de görmüş olduğumuz gibi, yani belirli şeyleri halletmeye çalışırken ön tarafa saldırmaya çalışırken bu sefer arka taraf unutulabiliyor. Orhun'su bunun sıkıntısını çok çekmiş oldu. Evet, Ama evet. Filip şu ana dek bunu iyi yönetti gibi, aracı pek iyi gözükmese de dışarıdan şu anda da yaptığı atak denemesi başarısız oldu. Ya Ve Mertcan'la açıkçası fark 2 saniyenin üstüne çıktı Ersoy. Onu da söylemiş olalım. evet. Bu sırada şunu da belirtmem gerekir. Yani BMW M4 hem önden motorlu bir araç olduğu için öndeki hasar şu an acayip etkiliyor olması lazım Filip'i.
Yani önde zaten inanılmaz fazla hasar görünüyor. Tampon falan kalkmış gördüğün gibi. Evet. Kaput. Yani kaput Kaput harbi pardon. kaput olmuş şu an. Kaput kalkmış yani. Dolayısıyla Philip şu an aracı gayet iyi götürüyor bence. Şu haline rağmen pitte bir repair atmazsa yarış boyunca böyle gitmez diye düşünüyorum. Muhtemelen bir yani gitmek istediği şekilden kendisini çok daha zora sokuyordur muhtemelen. Yani hasar olmasaydı acaba daha kolay bir şekilde geçebilir miydi rakibini diye düşünmüyor değilim. Çünkü araçlarda belirli aerodinamik hasarlar olduğu zaman hepinizin bildiği gibi yani bir kere pilotun zaten çok daha ekstra bir efor ortaya koyması gerekiyor. Arabayla cebelleşmeye başlıyor çünkü artık. Hani evet. Rakiplerinle bir yandan ama ilk olarak arabasıyla savaşmaya başlıyor aslında. O yüzden senin de dediğin gibi Ersoy iş zor. Yani pitte eğer bir fast repair atmazsa açıkçası en hızlısından yarışın devamı merak ediyorum bu arada. Orada körü biraz fazla kullandı ama ona rağmen az önce ya Audi kalk gidelim tarzında bir görüntü gibi oluyor mu? Brescia sağlam kesti. Kanı. Evet. Bakalım düzlükte neler çıkacak şimdi. Bir hali yakın çıkmayı başardı ama bir önceki turda da iç tarafı alamamıştı. İç taraftan bir deneme yapmamıştı. Bakalım bu kez gelir mi? Şimdi içeriden gösterdi kendisini. Philip ilk viraja doğru ilerlerken atağını yapıyor. Orada tutulmayı başaracak mı? Minik de bir omuz attı. Minik de bir omuz atmış oldu ve şimdi artık bir üst basamağa 10. sıraya sonunda yükseldi. Bakalım önü açıkken bu gruptan kopabilecek mi? Yani şu araçla biraz zor gibi görünüyor. Hava koridoru etkisi de olmayınca bu arabayı götürmek gerçekten zor olsa gerek. Bakalım ya buradan da zaten farkı açarsa rakipleriyle yani çok büyük iş deyip alkışlanır. Kaldı ki şimdiden daha 0.7 saniyelik neredeyse bir farkı açmayı başardı. Başarılı diyebilirim. Evet, iyi biçimde uzadı aslında bakınca tam tabir olarak. Şu anda da Mert rakibini yakından takibe devam ediyor. Hemen hemen 11-12 dakikalık bölümü geride bırakmış bulunmaktayız artık. Bu kısımda Mert de darlamalara devam ediyor aslında. Yani takım arkadaşı bu arada Selim de o kaos grubundan iyi sıyrılmış gibi. Yani şu an etkiye sütlüye karışmadan zaten arkadakilerden de uzakta. Önündekiyle de fark 2 saniye. Yani Selim tam ideal startı yapmış gibi Mert'in yaşadıklarının aksine. Yani Selim şu an için 2 saniye gerisinde ön tarafın. Bu sırada ooo. Burada bir mücadele var. Sanıyorum Erşan Yılmaz, özür diliyorum. Orada bir viraj kaçırdı. Burada bir geçiş oldu. Cengiz Koç evet, yani Erşan Yılmaz'ı geride çok bıraktı. Çok normal. Yani orada normal. Evet. Buyur. Tur bindirirken bir sorun oldu. Emre Altuntaş'a. Yani Emre tam olayın ortasında kalmış gibi oldu orada aslında bakınca. Evet, biraz mavi bayrak durumlarında tur yiyen sürücüler için zor oluyor tabii bu durumlar. Kesinlikle. Yani bir yandan tabii ki tur diyorsun ama bir yandan kendi yarışlarını da tabii ki devam ettirmeye çalışıyorlar. Arka taraftan özellikle bir kafile geliyorsa eğer işte onlara ideal yerde yer vermeyi çok ince bir çizgide ayarlamak gerekebiliyor bazen. Mert'in fren dengesi nasıl bozuldu az önce gördün mü? Evet. Yani işte yakın takiplerde oldukça yaşanabilen durumlardan bir tanesi oluyor aslında GT'de. Hani belli bir kısımdan sonra aslında önünüzdekinin de temposuna ayak uyduruyorsunuz. Belli bir kısımda frenlemelerde özellikle. Ama belli bir noktada eğer hata yaparsa ve size kıyasla daha yavaş kalırsalar işte devamında bu şekil bozulmalar söz konusu olabiliyor. Zaten Mert'in aracın ön tarafında biraz hasarı var. Dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla. Sanıyorum arkada da biraz var. Dolayısıyla Mert'in aracının dengesi iyice bozulmaya elverişli.
Tabii. En Daha ufak bir... dengesiz bir şekilde çıkıyor karşımıza. Kesinlikle yani. Oo, Mert bir an Derken o çime dengesizlik çıktı. geldi. Evet, bir an çime çıkınca aracı güzel tuttu bu arada gayet yani. Orada facia yaşayabilirdi. Çok güzel tuttu aracını. Evet yani bir de çok süratli bir şekilde geçilen nokta. Flat out devamında 130'lar. Yani gerçekten direkt olarak faciaya ramak kala denebilecek bir durum aslında. Kesinlikle. Ya önde bu arada tam beklediğimiz olmadı. Şu an en azından Kaan aldı başını gitti. Şu an şimdi tempo yarışı var aslında. Evet biraz bana şeyi hatırlattı Kaan'ın bu yaptığı. Red Bull dönemi Sebastian Vettel'i. Pole'den başlayıp alıp başını önü Pole'den başlaması yeterli. Hani önü açık bir şekilde olduğu zaman uçup giden şekilde. Tabii bakalım yani stratejisi bakalım ne olacak bu sefer. O tarafı da eğer kusursuz şekilde zaten yerine getirirse. Aradaki fark 3.2 saniyelik fark. Gerçekten iyi sağlam bir fark aslında. 15 dakikalık bir periyoda bakacak olursak. Gerçekten çok çok iyi bir fark aslında. Kesinlikle. Yani özellikle burada ben beklediğimin tam tersi çıktı. Yani ben şunu bekliyordum açıkçası Arda Ercan'ın da sıralama pace'ine bakacak olursak. Kaan Bekiroğlu, Mertcan Solak, Volkan Ayıcık aralarında üçlü kapışırlar. Arda Ercan onlara yetişmeye çalışır diye düşünüyordum ama şu an Arda Ercan bir tek bu grup bu dörtlü arasında kapışan isim. Volkan Ayıcık da dolayısıyla bana biraz lafımı yutturmuş oldu Arda. Tamam. Oo, bu sırada sarı bayrak sallanıyor bu noktada. Bir anlık bir sarı bayrak gördük ama neden olduğunu anlamadım. Acaba Turgen mi diyeceğim ama hayır, onun da pek alakası yok. Enteresan. Aynen. Anlık oyunun hatası herhalde. Evet, Levent İpek. Stopengo 7. Birinci turdaki olaydan dolayı bu sırada Orhun Uslu ufak bir pist dışı ziyareti yapmış. Oo, Ahmet Turp. Bariyerlere girdi Ahmet. Evet. Bu arada neyse ki arkadan gelen yokmuş burada. Yani bir uçak kazası ortaya çıkabilirdi aslında. Kazanın ortaya Kesinlikle. çıkışı itibariyle çok daha kötü şeyler olabilirdi ama herhangi bir sıkıntı olmadan şimdi geri döndü Ahmet. İlk 15 dakikayı geride bıraktığımıza göre artık bence tahmin tablosunu açabiliriz. Şu ana kadar gördüklerin ne? Yarışın galibinin Kaan Bekiroğlu olacağını mı düşünüyorsun yoksa başka birini mi düşünüyorsun? Kaan ilk iki yarışta da ilk iki yarış özelinde söyleyeyim. Genelde farkı açtığı zaman pitlerden sonra hani belirli bir düşüş yaşansa da sonra yine açıyordu Kaan. Ya bakalım Mertcan'dan çok çok ekstra bir şey çıkmazsa şu an sanki Kaan galibiyete yakın desek tabii ki çok erken ama her şeyin normal olmasından bahsediyoruz. Yani hata yapmadığı gibi bir senaryoda. Yani Kaan en güçlü aday çok net bir şekilde. Yani Ya ben de o çünkü şekilde düşünüyorum. bakınca yani 2 dakikaya yakın turluyorlar. 15 dakikalık bir zaman diliminde 7-8 tur bakınca. Oo, bu arada Oo. hata geldi. Hata geldi. Arda Arda Ercan. Ercan'dan hata geldi. Yani 7-8 tur atılan bir periyotta hadi diyeyim şu an hatta 20 dakika olmak üzere. Bunu düz hesap 10 turdan yapalım. 10 turda neredeyse 3,5 saniyeye yakın bir fark. Yani çok ideal bir senaryo. Çok iyi bir senaryo Kaan için yine. Kesinlikle. O açıdan ben yani sanki şu an yani Kaan'ın liderliğe, galibiyete yazmamak biraz ayıp olur gibi ona. Zaten şu an için en hızlı tura da sahip Kaan. Yani her şey Kaan'ın istediği gibi gidiyor şu an için.
Evet, aynen öyle. Bir de kontrolü altına gidiyor aslına bakınca. Kesinlikle. Yani tamamıyla consistent turlar, dediğim gibi yani aracınızı herkesten uzak tutup consistent turlar attığınız zaman hiçbir sorun yaşamıyorsunuz yarış sonucu açısından. Şu an tam olarak Mertcan Solak ve Kaan Bekiroğlu'nun yaptığı işler. Bakalım yani pit stoplardan eğer farklı bir deneme görmezsek Mertcan'dan şu an Kaan gerçekten domine ede ede galibiyete doğru çok önemli bir pay sahibi olmuş olacak gibi gözüküyor. Yarışın 3'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere artık. 3'te 2'lik bölümüne giriş yapmış olacağız. Ve ama diğer taraftan işte Wildcats'le birlikte Team Anatolia'nın diğer üyeleri Volkan Ayçiçek ve Arda Ercan aslında buradaki heyecanı diri tutuyorlar. Podium'un son basamağı için yaptıkları savaşta. Kesinlikle. Yani açıkçası Mertcan Solak'ın bitlere doğru arayı kapatıp Kaan Bekiroğlu ile bir mücadele içerisine girmesi bizi zevkten dört köşe eder. Kesinlikle. Ya bir keşke böyle direkt böyle aynı dörtlü bir mücadele falan görmüş olsak. Çok Kaan, tatlı Mertcan, olurdu. Volkan, Arda. Tatlı olurdu ama evet. Kaan. Zorlu bir noktaya doğru ilerliyor. Bu arada Mertcan'la fark 3.7 oldu Kaan arasında. Kaan iyice fark Yani artırıyor. evet. Bu arada Ersoy biraz da sohbet tarafına geçelim. Biraz sabitlenmiş geniş. Yani sence Suzuka mı yoksa Sepang mı? Çok zor bir soru sordum. Ama Suzuka ya. Hani bu pistten vazgeçemiyorum ya. Sepang ne kadar çok güzel bir pist olsa da Suzuka'nın tadı gerçekten bir ayrı. Aşırı teknik ve hani klasikleşmiş bir pist artık. Benim için 1-0 önde diyebilirim Suzuka. Sen ne düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Sepang'ın en azını izlerken söylüyorum bunu tabii. Sepang biraz daha geçişe müsait bir yapısı da olduğu için yani kez kez Suzuka da çok iyi bir pist zaten ona bir sözüm yok. Benim de sevdiğim pistler arasında. Ama bende de biraz Sepang önde. Hani özellikle takvimde görmek isteyeceğim pistlerden bir tanesi orası da. Kesinlikle Çünkü tek yani. düşük hızlı viraj var. Orta var, yüksek hızlı virajlar var. Oldukça teknik, karakteristik bir pist bir de. Yani bu saçma sapan cadde pistlerine de benzemiyor. Diğer taraftan düzlük ve geçiş fırsatı veren bir düzlüğüm var. Mesela arka düzlüğü yine aslında bakınca bir olanak sağlıyor denebilir ama pek alakası yok. Mesela arka düzlükte seni biraz daha start finish düzlüğünde atak yapmaya hazırlayan bir yapıya sahip. Yani genel olarak düşününce çok iyi bir pist, çok güzel bir pist. Sepang. Yani o yüzden biraz da o daha sevdiğim bir pist diyebilirim ben de. Ya bu açıkçası son zamanlarda trend olan sokak pisti mevzusunda çok anlayabilmiş değilim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet. Ya zaten klasik Formula 1 yönetiminin aslına bakınca mevcut para farmlama sistemini bir sonraki seviyeye taşımak istemesi. Ya çünkü şu an yalan yok. Sürdürülebilir bir mali yapı kurdular takımlar için. Takvimdeki pistlerden çok sağlam para akıyor. Diğer taraftan bütçe limiti var. Oradan da bir şeyler geliyor. Ama abi yani diğer taraftan bakınca da bu sefer sürekli tek düze cadde pistleri. Hani mesela bak Azerbaycan belli bir noktada kurtarıyor bence gerçekten. Azerbaycan Kesinlikle. bakınca çok güzel bir cadde pisti. Özellikle son zamanlarda düşen standartlara bakınca çok iyi bir cadde pisti. Ama Formula 1 burada dediğim gibi para mevzusunu tabii ki para kazanacaklar. Hani sonuçta bu organizasyon hep para odaklı bir yerde ama yani bu kadar sporun önüne geçtiği bir dönem sanıyorum ki olmamıştır Formula 1'de. Ve Kesinlikle. yaptıkları bu hamlelerle beraber de zaten belli bir noktada sporu öldürüyorlar. Şu an evet bir şişmekte olan bir balon vardı aslında bu seneye kadar. Ama buradan sonra özellikle mesela 2023'e benzer yıllar izlemeye devam edersek üst üste birkaç sene o zaman işte şu an yaptıkları işi o kadar sürdürebilirler mi emin değilim. Ha orada da nasıl bir avantajları var ama kendilerini genellikle rahata aldıkları sözleşme süreleri var. Yani Kesinlikle. yaparlarken şu an 10 senelik kontratlar yapıyorlar.
ilk etapta. Hani 3 sene 4 sene olmuyor. Diğer yüksek para veren pistlerle dikkat ederseniz. Gerçekten çok yüklü paralar ve uzun süreliğini anlaşıyorlar bunları. Mesela Spa ve Monza'da çok öyle olmuyor. Birkaç senelik kurtarmalık yapıyorlar onlarla. Niye? Çünkü ödedikleri para zaten az. Hani biraz orada şunun da etkisi var tabii ki. Ya işte eğer anlaşamazsak daha yüksekten başkasına verebilelim anlaşması oluyor biraz da onlar. Evet. Maalesef ama F1'in bu politikası çok sürdürülebilir bir politika değil bakınca. Hani evet, mevcut durumda dediğim gibi para kazandırma ve bu parayı sürdürülebilir kılma konusunda iyi bir yapı kurdular bakınca takımlara kazandırma açısından. Ama sporun kendi devam ettirebilmesi açısından pek maalesef aynı değil durum. Yani hayranları kaybettiğiniz zaman o kazandığınız parayı aynı seviyede tutabilecek misiniz? O var. Müşteri kaybediyorsun aslında neticesinde orada. Yani müşteriler oradaki parayı değil, orada Formula 1 yönetimini kazandığı değil, daha çok seyir zevkine bakıyorlar ve açıkçası hani bu kadar sokak pisti getirir de saçma sapan pistleri takvime koyarsanız, seyir zevki düşük pistleri takvime koyarsanız klasikleşmiş pistler yerine seyirciniz azalacaktır ve doğal olarak sporun popülaritesi düşecek. Bu da Formula 1'e gelen yatırımları düşürecek. Dolayısıyla sürdürülebilir değil senin dediğin gibi. Evet, yani bilmiyorum, ben de kafalarına herhalde bir şey düşmeleri gerekiyor orada ama düşmesi gerekiyor yani herhalde anlayabilmeleri için. Formula 1 yönetimi de şimdi bir yandan FIA ile de savaş halinde. Çünkü Ben Sulayem'le, FIA başkanıyla anlaşamıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de az önce saydığımız mevzular. Hani Ben Sulayem biraz daha taraftar gözünden daha gerçekçi yorumlar yapıyor diyelim. Arda Ercan'dan bu arada hata geldi arka tarafta. Evet, pit ama, geliyor. Evet, şu an pit penceresi de açıldı. İlk deneme geldi Arda'dan. Bakalım bu undercut denemesi ona neler getirecek. Ama dediğim gibi yani diğer taraftan yine bir savaş var içlerinde ve muhtemelen Ben Sulayem'i yeme durumuyla sonuçlanmış olacak bu iş. Umarım olmaz yani. Çok yüksek ihtimalle öyle olacak ama yani şu an mesela tüm takımlar Toto Wolff'u şikayet etmediklerini açıkladılar ve FIA'nın mesela Christian Horner FIA'nın yaptığı açıklamaya, soruşturmaya anlam veremediğini söyledi. Takımlar tek bir noktada şu anda aslında bir nevi garda aldılar. Yani o yüzden FIA ile F1 arasında bir 2009'a benzer bu FOTA kurulmuştu o zaman. Formula 1 Takımları Birliği. Ona benzer bir şey gelmese de direkt olarak sanki minisini izletecekler gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bakalım yani, ben merakla bekliyorum gelişmeleri açıkçası. Umarım güzel haberler alırız o taraftan. Bakalım. Bana dediğim gibi bir başkan değişikliği sanki olursa şaşırmam gibi gözüküyor ama bir orta yol bulmak zorundalar. Çünkü Formula 1 ya yani FIA'dan ayrılmak da tehdit ediyor ama yapabilecekleri bir şey değil bakınca. Hani bir blöf atıyorlar. Önceden Ferrari'nin atmayı çok sevdiği blöflerden birini atıyorlar bakınca. Yani çok da bir şey diyemeyeceğim aslında açıkçası. Ben bekleyip görmek istiyorum yani. Spor gerçekten çok belirsiz bir yere gidiyor. Hani ben nasıl desem, daha çok işin yarış tarafıyla ilgilenmeyi seven biriyim. Bu sırada Kaan Bekiroğlu bize giriyor. Politik tarafı cidden yani bir seyircinin kaygısı Formula 1'in politik tarafı olmamalı. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir seyirci eğer daha çok politik tarafla ilgilenmek zorunda hissediyorsa kendini, burada yönetimsel bir sorun vardır. Herhangi bir sporda bu böyle. Yani futbolda da özellikle, Türk futboluna baktığın zaman insanlar daha çok yönetimsel konuları konuşuyorlar günümüzde. Ve bu sorun olduğunu gösteriyor apaçık bir şekilde. Bir yerde eğer yönetim konuşuluyorsa içerikten daha çok, orada kesinlikle bir sorun vardır. Orada aslında şöyle söyleyeyim, hani politika evet hep F1'in içinde olan bir şey bakınca. Ama yani seyircilere sorarsanız muhtemelen yani çoğunluk pist üstü mücadele mi, politik mücadele mi diye sorsalar pist üstü mücadeleyi tercih edecekler. Hani biraz iş bile şuna da itiliyor. Yani pist üstü mücadele olsa ve bir yandan politik mücadele olsa tamam, yine daha kabul edilebilir bir şey. Ama yani abi zaten
Siz şu anda bir insanlara entertainment sunamıyorsunuz. Pist üstüne bir mücadele sunamıyorsunuz. Hani durum öyleyken neyin savaşı bu noktasına gelirse iş, o zaman işte doğal olarak insanları sadece politik savaş sıkar. Kesinlikle. Yani doğal olarak adam der ki veya izleyici der ki hani bana ne abi, düzgünce iş yapın noktasına gelir orada biraz iş. Yani kesinlikle, açıkçası ben şu anki yönetimsel sıkıntıdan daha çok Max Verstappen'in yarış kazanmasını konuşmanın daha çok keyif vereceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu insanların kaygısı bu olmamalı. Bu insanların kaygısı Max Verstappen'i nasıl devirebiliriz olmalı. Puan bu arada Kaan da Mertcan'a kıyasla Ersoy erken pit stop yapmış oldu. Bir Evet. undercut denemesi geldi ve önünde şu an bir isim var. Yani eğer takılı kalırsa diyecektim ki evet, takıma evet. Tam olarak bunu diyordum. Tam olarak lafımı yediğim bir an oldu. Müthiş bir şekilde. İnanılmaz yani, ping olmadan, bir de ping bile olmadı. İnanılmaz. Gerçekten. Fake getirdiler. Keten pereye getirdiler bizi. Oranın sudan güzel bir fake yemiş oldu. Yani bakalım, Kaan'ın önü açık. Şu anda ön tarafta Mertcan da bu arada pite geldi. Evet. Mertcan da pite gelmiş oldu. Bakalım buradan neler çıkacak. Kritik bir eşik. Bir öncesinde farklar uçuşuyordu havada. 3,5-4 saniye civarında. Volkan Çek bayağı geride çıktı. Evet. Arda Ercan onun da bayağı gerisinde çıktı. Bakalım bu ikili tekrar mücadeleye girebilecek mi? Mertcan. Önde çıktı. Evet. Mertcan Mertcan önde çıktı. Solak. Yıllar gibi değil. Mertcan Solak Kaan Bekiroğlu'nun önünde çıkıyor. Tabii şimdi soğuk lastikleri olacak. Mertcan'ın biraz direnmesi gerekecek Kaan Bekiroğlu'na karşı. Bakalım bunu başarabilecek mi, ama buradaki pit stop taktiği gerçekten çok net bir şekilde iyi çalışmış oldu Mertcan Solak adına. Yani şunu da söylemek lazım. Ben bunu hep söylüyorum. Overcut her zaman için çalışıyor bu oyunda. Bunu da görmüş olduk. Mertcan Solak gayet güzel bir fark kapatmış oldu. Tabii ki buna repair'lar dahil mi bilmiyorum. Kimin repair'i vardı yoktu. Muhtemelen ikisinin de repair'i yoktu. Ancak harika bir strateji oldu yani şu an için Mertcan Solak adına. Oo, bu sırada Arda Ercan drive thru aldı. Evet. Çok. Bu arada gerçekten takımlar şampiyonası için de çok kritik bir durum bu. Çok 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 Kesinlikle. kritik. Kesinlikle. Ya yani Arda Ercan'ın nerede çıkacağı çok önemli şu an. Evet. Yani çok kritik oldu ama yani günün sonunda sağlam bir kayıp yaşayacak gibi gözüküyor bakınca. Yani podyum için mücadele verirken biraz iş 5.lik 6.lik savaşına dönecek gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Bu sırada az önce gördüm, bilmiyorum. Mertcan Solak öndeki araca erkenden bir selektör attı. Emre Altıntaş sanırım önündeki. Emre Altıntaş araya girmemek için hemen pist dışına uçtu. Üstüne kan sıçramaması için aslında. Kesinlikle öyle. Serhan abinin deyimiyle. Kaan Bekiroğlu bakalım yarış sonuna kadar bu baskıyı devam ettirebilecek mi? Şu an için Mertcan Solak'ın lastiklerin ısınığını tahmin ediyorum açıkçası. Muhtemelen artık optimal tarafa gelmiştir. Kesinlikle. Ya da en Ya fazla aslında yarım tur bir tur. biraz daha şey bulundu gibi artık. Yarışta heyecanlı noktaya geldik gibi. Yani ilk Evet. baştaki rölanti moddan sonra Herkes buraya saklamış belki de silahlarını. evet, yani Kaan'ın o pit öncesi çok sağlam farkı açması, yediği overcut'la, kendisinin attığı undercut'la beraber aslında bir anda paramparça oldu.
Uhu. Yakınlıklarını görüyor musun? Yani şu an gerçekten yani en ufak hata işte artık yarış için de aynı şey geçerli. Bakalım birbirlerine karşı yapacakları her hamlenin, her bir hareketin muhtemelen düşündüklerinden çok daha büyük bir etkisi olacak. Hem bu yarış hem de sezon genelinde, sezon özelinde bakınca. Çok yakın bir şekilde izlemeye devam ediyorlar. Tabii belli bir noktada Kaan hava koridoru da almayı başarıyor ama yani geçiş yapmak için çok daha iyi bir olanak sağlaması gerekiyor kendisine bakınca. Tabii ki. Yani DRS olmadığı için açıkçası araçlar da çok ağır. Çok hantal araçlar. Dolayısıyla sadece hava koridoru maalesef yeterli olmuyor. Yani hava koridorundan çıktığınız anda bir anda karşınıza ağırlık çıkmış gibi oluyor. Ağırlık çökmüş gibi oluyor aracın üstüne. Hava koridorundan çıktıktan sonra hızlanmak zor gelirmiş araca. Ya Duvara çarpmış şeyden gibi oluyorsunuz. evet ya hava koridorundan çıkınca direkt olarak hız kesilmiş gibi oluyor aslında bakınca hani dışarıdan bakayım acaba kendimi içe atabilir miyim derken hop bir anda bir de bakmışsınız ki o hızınızı kaybetmişsiniz daha da geri düşmüşsünüz. Tabii şu an 25 dakikalık bir zaman dilimin içindeyiz. Evet Ahmet Türk bu arada 30 saniye stop and go almış. Sanırım vardı o daha önce. Onun dışında Arda Ercan hala Drive Thru cezasını çekmedi. Onu da belirtmek gerekiyor. Emre Altuntaş 82 saniye geride, 2 tur geride. Emre Altuntaş'tan bir pazar gezintisi geliyor. Hezeyan'dan bir yorum var bu arada. Grafikler iRacing'den neden daha güzelmiş gibi duruyor diye. Çünkü iRacing'in asıl amacı, asıl odak noktası grafik değil. Daha çok hissiyat ve sürdürülebilirlik tarafında önem gösterdikleri ve onun üstüne gittikleri için grafik tarafını çok fazla kasmıyorlar diyeyim tam olarak. Ama yani bakınca da iRacing büyüktür. ACC noktasındayken grafiğin çok bir önemi yok bence. Yani biraz Minecraft grafikleri gibi olsa da iRacing sürüş açısından kesinlikle apayrı bir deneyim sunuyor. Evet. Çünkü yani iRacing'de mesela şöyle söyleyeyim sana. İzlemesi bir noktada keyifli geliyor. Çünkü ilginç bir şekilde özellikle onboard tarafından bakarken araç içi kamerasından yayın yapan birisini de izlerken hipnoz ediyor resmen seni. Kesinlikle. Yani ben bir endurance yarışı izlerken iRacing'de ve açıkçası bundan not düşeyim R Factor'da da, R Factor 2'de de kendime Alonso'nun gece stintini izlerken gibi hissediyorum. Şimdi tam böyle fıstıkları çıkarıp bir yandan yemelik. Evet. Hazır bu mücadeleyi de izlerken sana şunu da sormak istiyorum. Bu kadar Formula 1'den konuştuk. Bari biraz da Endurance'la karıştırıp konuşalım. Mick Schumacher biliyorsun ki Alpine'le Evet, Alpine, imzaladı. Hypercar'a. Ne düşünüyorsun? Hem Mick'in kariyeri Yani... hakkında hem Alpine'in WEC'e girmesi hakkında. Şöyle söyleyeyim, önce ya Mick'ten yalan yok. Bu sene acaba bir Williams koltuğu olur mu diye düşünüyordum. Ama yani maalesef öyle olmadı. Kaldı ki şu an mesela Sargent'ın vesaire koltuk bulabildiği noktada bence o da bulabilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü bir çaylak için yaşanabilecek en zor noktadan geldi. Bakınca cehennemin içinden geldi hasta. Kesinlikle. O tarafı öyle. Yani Hypercar'da WEC'te görmekten mutluluk duydum bu arada Miki. Onu söyleyeyim. Özellikle bir de müzik senin için aslında Sebastian Vettel'in de Jota Porsche ile birlikte girebileceği söyleniyordu ama hala oradan bir şey çıkmadı o projeye. Muhtemelen Sebastian belki de olumlu bir yanıt vermedi henüz.
Ama Vek tarafındaki mücadele ve heyecan gerçekten çok üst seviyede bakınca. Çok keyifli. Bir de işte mesela Sebastian Vettel gibi bir ismi de orada görebilirsek aslında seneye, oradaki durum bambaşka olacak. Bu çok net bir şey. Yani dışarıdan da çok sağlam izleyici çekebilecekler. Diğer taraftan ama bence Endurance'ın Hypercar projesi şu an çok iyi gidiyor. Oradan insanları belli bir noktada çekmeyi başarırlar. Çünkü çok fazla zaten üretici çekiyorlar şu anda. Bununla doğru orantılı olarak tabii ki motorsporları tayfanın da, motorsporlarını yakından takip eden tayfanın da iyice ilgisini çekmeyi başarırlar orada. Yani kesinlikle. Zaten ülkemizde çok biliyorsun. Endurance'a çok bir ilgi yok. Bunu geçen yarış Batuhan Buran'la da derinlemesine konuşup bir fırsatı bulmuştuk. Yani gerçekten ülkemizde çok az izleyicisi var World Endurance Championship'in. Hele hele Le Mans olduğu zaman bir artıyor. Onun dışında hiçbir yarış neredeyse izlenmiyor ülkemizde. Evet. Yani bu açıkçası hem bilinen ülkemizde de motorsporları camiası tarafında sevilen bir isimin Endurance Championship'e girmesi buradaki seyri artıracaktır ve açıkçası insanların henüz burayı yeteri kadar bilmediğini düşünüyorum. Yani gören bir daha bırakamaz diye tahmin ediyorum ben. Gören izleyen bir daha bırakabileceğini sanmıyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli yarışlar ve açıkçası şunu da eklemek istiyorum. Bence bir pilotun gerçekten kalitesinin belli olduğu yer diyebilirim. Yani çünkü sadece araçla uğraşmıyorsunuz, üzerine bir de zor şartlarla uğraşıyorsunuz, dayanmaya çalışıyorsunuz. Adı üstünde en dayanıklılık şampiyonası. Dolayısıyla ben gerçekten bir pilotun kalitesinin gerçekten belli olduğu yer olduğunu düşünüyorum. Evet yani aslında bakınca dediğin gibi hani ya tabii ki open wheel tarafında da farklı çok fazla etmen oluyor ama işte araç performans durumu orada belki de olduğundan daha da kötü gösterebildiği için sürücüleri ve hatta gözden düşürebildiği için desek aslında belki de daha doğru olur. Evet. Vec tarafında öyle bir şansları oluyor Endurance'da. Ya ben şöyle söyleyeyim biraz bizim ülkemizde şunun da etkisi var bence. İnsanlarda motorsporları direkt Formula 1 ile özdeşleşmiş durumda. Yani Kesinlikle. motorsporları deyince sadece Formula 1 olarak algılanıyor. Ne bileyim işte GT, Endurance, işte LMP sınıfları araçlar, efendime söyleyeyim, işte MotoGP vesaire, DTM. Hani bunlar çok akıllarına gelmiyor bakınca. Evet. İlgilerini çekmiyor. O açıdan öyle bir sıkıntı var. Ama günün sonunda işte bu tip ilgiyi arttıracak unsurlar da Sebastian Vettel gibi, Jenson Button gibi kariyerli isimlerin aslında sezonluk o taraflarda yarışması olur. Bakalım. Yani biraz ondan ibaret aslında şu an mevzu. Kesinlikle. Yani zamanında Fernando Alonso gittiğinde biraz da olsa seyircisini artırıp ilgi çekmişti. Açıkçası World Endurance Championship. Aynısını işte Mick Schumacher, Sebastian Vettel gibi isimlerle başarabileceklerini düşünüyorum. Evet yani dedim biraz ağır topların tekrar mesela ilerleyen zamanlar bundan birkaç sene sonra veyahut da yani nasıl bir şey diyebiliriz ama işte ağır toplarda mesela Alonso emekli oldu diyelim Formula 1'den. Yani şu an yakın zamanda görebileceğimiz bir şey değildi ama işte onun belki tam sezon olarak gitmesi işte Verstappen ileride tam sezon olarak veyahut da ilk başta Le Mans olarak oraya gitmesi etki edecektir ciddi biçimde. Ha Mick de evet bir noktada ilgi çeker oraya. Ona katılıyorum. İnsanlar en azından belki orada alacağı sonuçlara göre Mick hakkında daha kesin bir düşünceye ulaşabilirler gibi. Aslında ben şöyle söyleyeyim sana. Mick'in yani kariyeri çok bitti diyebilir miyiz Formula 1 tarafı için? Belki de iyi bir performans, iyi bir Vec sezonu geçirebilirse daha farklı kapılar da açabilir bir noktada bence kendisine. Formula 1 Kesinlikle. tarafı için yine. Ya zaten kendisinin ben açıkçası yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Yani ben şahsen beni tanıyan herkes bilir ki ben Mick Schumacher hayranıyım. Bu konuda çok ne kadar objektif olarak değerlendirirsiniz bilmiyorum ama yani Mick Schumacher'in açıkçası zamanında Ferrari akademisini seçmesi Mercedes yerine onun dışında kendisine seçenek sunulduğunda Haas ve Alfa Romeo arasında Haas'ı seçmesi kariyerinde yaptığı çok büyük hatalardır. Yani
Düşününce Haas bir çaylak için griddeki en kötü yer. Yani hem takımın tutumu hem yani imkanların yetersizliği olarak bakıldığı zaman Haas gerçekten bir çaylak için gitmesi belki de en son ihtimal olması gereken yer. Bir genç pilotun kaldırabileceği bir ağırlık olduğunu düşünmüyorum. Hele ki Mick Schumacher soyadının ağırlığını da taşımak zorundayken Haas'ın getirdiği ağırlıkla yarışmak çok zor olacaktı onun için. Ve oldu da açıkçası bu Mick'in yaptığı kazalar belki de her çaylan yapabileceği kazalardı. Ancak bu onun performansının düşük olduğu anlamına bence gelmiyor. Ve açıkçası Mick'in bir şans daha en azından birçok şans hak ettiğini düşünüyorum. Ancak en azından bir şansı daha, bir sezonluk bir şansı daha hak ettiğini düşünüyorum başka bir koltukla. Bakalım. Ya Alpine'le puan bu proje. Yani acaba bilmiyorum. Önümüzdeki sene işte Ocon ve Gasly ikilisi olacak yine ama o tarafta bir şey yaratır mı? Hani zor bir noktadan bakınca. Çünkü Ocon yarış performansı zaten güçlü olan bir sürücü. Özellikle bu sene senenin sonlarında net bir şekilde görmüş olduk aslında onu. İşte Las Vegas'ta geriden yükselişi vesaire. Gasly de aynı şekilde güçlü bir pilot. Abi bir şekilde günün sonunda en azından bir kere daha muhtemelen ona o şans gelecek gibi gözüküyor ama gridde. Evet, yani açıkçası hak ediyor da. Ama ben şahsen Alpine'le denemezdim. Yani çünkü biliyorsun Alpine yani son zamanlarda da bize gösterdiği üzere hiçbir hedef olmayan bir takım aslında. Evet maalesef. Yani Renault gibi bir markanın aslında bakınca bu noktada olmaması gerekiyor mantıken. Ama maalesef spora tekrardan girdikleri 2016 yılından beri rezalet üstüne rezalet yaptılar yani her açıdan. Ki zaten oradan ayrılan birçok çalışan da takımın ilerlemek açısından yani dördüncülükten ileriye gitmek açısından hiçbir hedefi olmadığını, hiçbir olumlu adımı olmadığını söylüyor ve bu yüzden ayrıldıklarını aslında dile getiriyorlar. Dolayısıyla Daniel Ricciardo da böyle bir hata yapmıştı zamanında hatırlarsam ki erken döndü o Evet. hatasından. Yani oraya giden pilotların birçoğu bir sene sonra hemen ayrılmayı tercih ediyor. Bir veya iki sene sonra. Çünkü takımın gerçekten ilerlemek gibi bir amacı yok. Yani gridde kalmak için aslında bazı pilotlar oraya gidiyor diyebiliriz. Ya orada Ricardo'nun ki baya büyük bir hataydı bu arada. Hani ya bakınca Renault o dönem çok büyük bir şey vaat ediyor muydu aslında gelecek olarak? Yo. Yani yine çok bir şey vaat etmiyordu 2019 yılına baktığımızda. Evet 2020'de güzel bir yükseliş yaşadılar ama işte 2020 biraz pandemi etkisi de yüksekti. Diğer takımlar açısından da. Yani mesela Nico Hülkenberg oradan ayrılırken sanırım Prost'la Prost'un bir demeciydi sanıyorsam hani Hülkenberg'in ayrılış sebebini mesela artık projeye inancı kalmadığı için hani lan bir şey çıkmayacağını düşündüğü için ayrılmıştı oradan zamanında. Ama yani bilmiyorum. Orada en böyle tuhaf tercihlerden bir tanesi Ricardo'nunki olmuştu yakın zamanda ama Kesinlikle. şu an bakınca Mick sanki yine de öyle bir ihtimal gelse mesela şans gelse her türlü kabul eder bence Alpine'i. Yani Kim kabul Alpine etmez? mesela bakınca Alpine mi veyahut da bir düşünüyorum şu an. Bir dilemma yapsalar mesela böyle. Alpine mi mesela Sauber mi deseler. Bu anki senaryoda şeyse Alpine seçilir. Ha 2026 için belki bir risk alınabilir. Mesela bak Audi Evet. öyle bir şey de olabilir. Mick'in. Yani 2026'da sonuçta bir Alman marka fiiliyatta spora girmiş olacak. O zaman da bir şans doğmuş olabilir ama ya işte şu bir gerçek artık bence. Mick'ten şampiyon bir pilot çıkmayacak. O çok dediğim gibi netleşmiş oldu biraz da. Ama en azından amcası gibi olabilmek için de bakalım. İlerleyen süreçte bir şansı olabilir gibi oradaki statüyü yakalama açısından. Ya açıkçası şunu söylemek istiyorum. Daniel Ricciardo'nun kararı benim hatırladıkça güldüğüm bir karar. Yani çok ironik anladın mı? Yani Renault'dan yani Red Bull'dan ayrılış sebebi açıkçası sebeplerinden biri
Renault motorunun habire bozulup durmasıydı. Red Bull sırf bu yüzden Renault motorunu bırakıp Honda'ya geçti. O sene, tam o senede Daniel Ricciardo Renault'a geçti. Hani öyle bir saçmalık oldu. Honda'yı aslında şöyle söyleyeyim, Honda'ya güvenmediği için biraz da onun etkisi var Ricciardo'nun geçişinde. Yani gerçekten inanılmaz bir tercih. Ha hoş, o dönem bakınca şimdi şu da var, yani Honda'nın 2017 dönemine kadar McLaren'le yaşadıkları gerçekten rezillik ötesiydi. Ama ya yani sonuçta 2018'de yanılmıyorsam önce Toro Rosso geçmişti Honda'ya. Evet. Oradan sonuçta bu adamlar verileri gördüler. Boş bir geçiş olmadı. Ha hoş, öbür taraftan tabii ki Renault da bir şeyler vaat etti Ricardo'ya. Bakınca proje bazlı. Yani proje bazlı ama orada aslında asıl mevzulardan bir tanesi işte Red Bull'da kendisi muhtemelen bir yer görmüyor olmasıydı Ricardo'nun. Evet. Özellikle Azerbaycan'da vesaire yaşadıkları derken birike biraz o süreci itti gibi onda. Aslında bir Perez olmayı reddetme içgüdüsüyle diyelim. Yani hani birinci, yani ikinci sürücüsü olmasa bile takımın birinci sürücüsü de olamayacağının belli bir göstergesiydi aslında. Evet. Takım ömrü gelmemesi vesaire. Yani aslında ben bir Rosberg Hamilton vari bir savaş isterdim. Ricardo Verstappen. Bir şey olabilirdi aslında, yani Ricardo orada kalsa. Günün sonunda Verstappen geldiği noktaya baktığımızda evet. Bu arada. Sanırım bir... Ay bayraklar tozu dumana kattı yani orada. Üstüne kan sıçramasın diye. Şöyle bu araya çekileyim dedi. Günün sonunda evet. Tekrar etmek gerekirse hani tavan olarak Verstappen çok daha yüksek bir şey vaat etti aslında orada bakınca. Yani yine de dediğim gibi Ricardo'nun da en azından birkaç sene daha orada kalmasını isterdim. Yani aslında bana soracak olursan Daniel Ricciardo için bir şampiyonluk görüyor musun desen, ben evet derdim. Evet, o zaman öyleydi bu arada ya. Ya kesinlikle. Ki Daniel Ricciardo çok eşi benzeri olmayan bir pilottu diyebiliriz. Yani imza hareketleri olan bir pilot bulmak kolay değil Formula 1'de. Ya hem hadi onu geçtim yani, sürüş tarzı olarak da çok kadife bir sürüşü vardı aslında o dönemde. Yani özellikle kesinlikle Red Bull'la birlikte ortaya koyduğu geç frenleme mevzusunda çok farklı tarzda bir şey sunmuştu insanlara. Hani farklı bir karakteristik sunmuştu sürüş olarak bakınca. O da çok ilgi çekiyordu. O da çok seviliyordu. Ve günün sonunda hızlı bir pilottu tabii. Yani bakalım. Şu an Alfa Tauri ile de bu sene bir geri dönüş gerçekleştirdi ama seneye yine Perez'in herhangi bir sendereme durumunda hemen Ricardo haberleri ensesinde olacak gibi gözüküyor yani. Hani biraz öyle bir durumda var orada. Helmut Marko şu ana kadar Perez'i korumaya çalıştı ama bakalım Daniel Ricardo. Daha çok aslında orada Horner korum. Yani Marko tokatlaya bir hal oldu medya önünde çünkü. Orada genellikle biz hani Horner'ın ilk polis olduğunu görüyorduk. Son zamanlarda bir Helmut Marko yeter artık bu konu hakkında soru sormayın der gibi kalacak açıklamaları yapmıştı. Seneye bakalım, o haberleri tekrar görme ihtimali çok yüksek. Çünkü Perez'in artık kariyerinin sonuna yaklaştığını düşünürsek performans açısından düşmesi hiç de işten değil. Bir de yani iyi bir baskı yiyor arkadan aslında hani. Kesinlikle. O baskının da çok net bir etkisi var. Hani o baskıyı yönetebilme neticesinde bir de sporun içinde olan bir vaziyet olduğu için onu düzgün şekilde gerçekleştiremeyince Perez oluyorsunuz zaten. Ya aslında Perez üstünde baskı yokken çok sağlam performanslar gösterebilen bir pilottu. Sene başı özellikle bu arada. Kesinlikle. Onu geçtim. Racing Point zamanları. Evet. Hatırlarsın. Ya orada mesela orta sıra takımındayken zaten dediğin gibi hani çok bir şey yok. Baskı yok üstünde. Bir de
Şöyle bir şey de oluyordu. Şimdi lastik korumasıyla ünlü bir pilot Perez. Evet. Orta sırada fark yaratabileceğiniz en büyük unsurlardan bir tanesi belki de. Bu orada çok sağlam işine yarıyordu o. Ama işte büyük bir takıma ve ön sıralarda yarışabileceğiniz bir aracı gidince çok daha farklı şeyler devreye giriyor. Bu sefer yani orta sıra pilotu olmanın zararlarını görüyorsunuz aslında. Yani zaten Perez'in açıkçası sürüş stili bundan ibaret. Yani understeer'le beraber aracı understeer'e zorlayarak lastiklerini korumaya çalışıyordu. Bu zaten Red Bull'da başını iş açan bir şey oldu. Yani her ne kadar sokak pistlerinde işine yarasa da aracın oversteer bazlı bir araç olması Perez'in özellikle hiç işine yaramadı. Birkaç kötü performans gördük özellikle hatırlarsan Avustralya'dan itibaren. Birçok talihsizlik yaşadı özellikle sıralama turlarında ancak yarışlarda yine onu telafi etmeyi başardı. Yani işte yani bilmiyorum. Ya Perez'in artık son senesi bence Red Bull'da da 2024. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Artı bir yıl daha kapamayacak gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada son 5 dakika kaldı. Biz muhabbete dalmışız. Evet, son 5 dakika kaldı. Ve şu an Kaan'la Bekir'in savaşı da kaldığı yerden devam ediyor. Kaan'la Bekir'in savaşı. Limit zorlanıyor. Kaan'la Bekir evet. Gerçekten benim kafa 1 milyon oldu şu anda. Kusura bakma. Kaan'la Mertcan'ın mücadele. Kaan Bekiroğlu kendiyle savaşıyor şu an için. Kaan Bekiroğlu evet az önce bir körbe çıkınca benim de aklımı aldı orada. yarım saniyelik farkla çok güzel şekilde devam ediyor. Yani evet yılın fail'ına bir tane böylece yılı bitmeden pozisyon sokmuş oldum yani ben de. Tatlı bir anekdot olarak kayıtlara geçsin. Bu sırada Mertcan Soğuk çok iyi götürdü yarışı ya. Evet yani öne geçtikten sonra bu arada hiç hata yapmadı zaten şimdiye kadar. Kaan'a bir türlü o şeyi de vermedi eline, kozu da vermedi aslında bakınca. Ohoho! Şu an çok temiz bir şekilde götürüyor. Mertcan Solak! Mertcan Solak! Duvara uçtu, duvar uçtu. Bizim bunu dememizi bekliyormuş sana sen bu arada. Gerçekten. Mertcan. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz gerçekten tekrar izliyoruz pozisyonu. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Ah, spiker laneti için Mertcan'dan özür diliyorum bu noktada gerçekten. Ama yani orada korkunç bir hata geldi gerçekten. Korkunç yani, bir hata geldi. Ölüm kalım anında öldü resmen Mertcan Solak. Tam zamanında yaptı yani tam yapılmayacak zamanda yaptı gerçekten o hatayı. 3 dakika kalmıştı yarışta. Yani böyle yüzüp kuyruğuna geldikten sonra gerçekten akıl alır gibi değil bu arada da. Aracında bu kadar son noktaya getirmişken ve çok sağlam da vurdu yani duvara. Evet evet. Çok sağlam vurdu önde. Abi ön kaputun kalktığını görüyoruz. Kaput evet. Gerçekten kaput olmuş senin de dediğin gibi. İnanılmaz. Kaan Bekiroğlu tam dedim ki bizim tahminler yattı herhalde. Kaan Bekiroğlu tahmini yattı. Mertcan Solak galibiyete gidiyor. Artık bitti yani buradan sonra da geçiş olmaz diye düşündüm. Yani bir işte anda işleri tersine çevirmeyi başardı Mertcan Solak. İlginç bir şekilde. Bu arada dikkat ettin mi? Kaan mesela az önce geri bıraktığımız sürece arkadan çok tatlı kaydırarak böyle slide biçimde evet, evet. Tam olarak hep temiz aldı yani şimdiye kadar. Bir power slide geliyor orada her seferinde. Çok temiz yapıyor yani böyle smooth bir şekilde yapıyor. Hani böyle azıcık daha fazlası gelse şey olacakmış gibi düşünüyorsun hani kontra mı geliyor yoksa falan. Ama
Her şey bir planın parçası. Sakin olun. İşte sıkıntıya gerek yok. Bu sırada son tura giriş yaptık. Kaan Bekiroğlu artık yarışın son turunda sevgili izleyenler. Galibiyete doğru gidiyor. Bakalım kendisinden de benzer bir hata görmezsek yarışın galibi olarak kayıtlara geçecek. Kaan Bekiroğlu ve şampiyonadaki durumunu da gayet iyileştirmiş olacak. Takım arkadaşının hata sonrası değil, ceza sonrası geriye düştüğünü varsayarsak bu puan gerçekten galibiyet puanı çok önemliydi İstanbul Wildcats için. Ve işte Kaan Bekiroğlu ekranlarda sevgili izleyenler. Yarış galibiyeti için çizgiye doğru gidiyor. Artık pistin son kısmına giriş yapmak üzere. ...130'lara doğru geliyor. Kaan Bekiroğlu bugünün galibi olmak üzere çizgiye doğru yaklaşıyor sevgili izleyenler. Çok güzel savaştılar, çok güzel mücadele ettiler. Kaan Bekiroğlu ile Mertcan Solak. Ancak yarışın sonunda, başında gerçekten üst düzey performans gösteren Kaan Bekiroğlu çizgiye doğru geliyor ve yarışın galibi oluyor sevgili izleyenler. Kaan Bekiroğlu yarışın Suzuka'nın galibi oluyor. Mertcan Solak hemen arkasında ikinci sırayı alıyor. Volkan Ayçiçek şimdi son virajı dönüyor sevgili izleyenler. Üçüncü olarak takım arkadaşıyla beraber podyuma çıkmak üzere geliyor. Volkan Ayçiçek çizgiye geçiyor üçüncü sırada. Ve şimdi podyumu tamamlamış olduk sevgili izleyenler. Cengiz Koç, Arkas Premium Sim Racing sürücüsü, dördüncü sıra için çizgiye doğru yaklaşıyor. McLaren'ını dördüncü sıraya taşımış oldu böylece. Gerçekten güzel bir sonuç Premium Sim Racing sürücüsü adına. Ve Arda Ercan sevgili izleyenler yarışı beşinci sırada tamamlıyor. Volkan Ayçiçek'le mücadele ettikten sonra Drive Thru ile beraber geriye düşmüştü. Erşan Yılmaz Sensible Racing için çok değerli puanları alıyor. Altıncı sıra geliyor sevgili izleyenler Erşan Yılmaz'dan. Selim Arkın 7. sıra için geliyor çizgiye ve arkasından da Cem Özgül gelecek. Sevgili izleyenler Premium Sim Racing'in böylece güzel puan aldığı bir yarışı geride bırakmış olduk. Sensible Racing'de bir diğer isim İsmail Güneysu sevgili izleyenler. Şimdi son virajı dönüyor ve çizgiyi de geçiyor. Sevgili seyirciler, Berk Yakın çizgiyi son geçen isim olacak. Kemikli yarışçılık için Berk Yakın çizgiyi geçiyor ve yarış bu şekilde sonuçlanmış oluyor sevgili izleyenler. Kaan Bekiroğlu yarışın galibi oluyor. Mertcan Solak yarışı ikinci tamamlıyor ve Volkan Ayçiçek üçüncü sırada bitiriyor. Gerçekten güzel bir yarıştı. Neler söyleyeceksin Mert? Özür diliyorum Emre. Sanıyorum Emre ufak bir kaçtı. Ben de hemen podyum görselini ekranınıza vereyim sevgili izleyenler. Evet, podyum görseli de ekranlarınızda sevgili izleyenler Suzuka için. Birazdan röportajımıza geçiyor olacağız.
Sevgili izleyenler, podyum için bekliyoruz sürücülerimizi. Evet, podyum için sürücülerimiz geldi sevgili izleyenler ve hemen röportajla başlayalım. Podyumun son basamağından başlayalım. Volkan Ayçiçek'ten. Abi gerçekten çok güzel bir yarıştı. Eline koluna sağlık, tebrik etmek istiyorum. Çok güzel mücadele ettiğin yarışın başında ve sonunda gerçekten güzel de bir stratejiyle rakibinden koparak finişe gelmeyi başardın. Podyumda bitirmeyi başardın. Neler söyleyeceksin abi, neler hissediyorsun? Yarışın ilk turu aksiyonluydu biraz. Arda ile biraz çekiştik. Çok fena aracın burnunu soktu. Ben de çok tehlike sezince hiç içeriği kapanmayayım dedim içeriye. Yoksa kaza olacaktı. İki defa falan galiba denedi. İkincisinde başardı. Bayağı bir yanıma kadar geldi dedim. Kapanmaya bu saatten sonra gerek yok. Ama ondan sonra 130'lardan biraz kötü çıktı sanırım. Yanına gelebildim. Birazcık frenajı kaçırsam da çizgiye geri dönebildim. Ondan sonra galiba benim şikanı keseceğimi sandı ama ben oradaydım. Yani yarışın sonuna geleyim. Başka bir şey olmadı zaten. Sadece yetişmeye, hani takip etmeye çalıştım öndekileri. Yarışın sonunda bir kötü an yaşadık Mertcan'da. O bizi üzdü. Ama takım olarak güzel puanlar aldık diyebilirim. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Kaan'a tebrikler kazandığın için. Peki, ben de size çok tebrik etmek isterim abi. Gerçekten güzel bir performansla güzel bir podyum gördük tekrardan. Tebrik ediyorum ve bir sonraki basamağa geçelim. Mertcan Solak harika bir performansla abi gerçekten. Son kısımda bir talihsizlik yaşadın. Çok tatsız oldu o açıkçası. Ama ona kadar çok güzel götürdün yarışı. Yorumların neler, yorumlarını merak ediyorum abi. Valla dediğiniz gibi ilk başta hani setup olarak tam tutturamadık. O yüzden birazcık kanların pace'inden aşağıdaydık yarışın başlarında. Sonra pitlerden sonra tam ters oldu. Kanın önüne geçince tempoyu tutturdum biraz. Kan da arkamda biraz sıkıştı. Geçemediği için beni. Tam farkı koruyordum. Güzel gidiyordu ama işte kısmet değilmiş. Ufak bir hata oldu ve aracın arkası koptu. 130'larda o yüzden geçilmiş oldum. Kaan'ı tebrik ediyorum. Güzel mücadelesinden dolayı. Diğer arkadaşları da tebrik ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, ben de seni tebrik ediyorum abi. Gerçekten harika bir performans izledik yine. Umarım teşekkürler. Bunu telafi edersin diyeyim. İnşallah. İnşallah. Hemen podyumun zirvesine geçelim. Kaan Bekiroğlu yine bir galibiyet almış oldu. Sevgili izleyenler, Kaan, öncelikle tebrik ederim galibiyetinden dolayı. Çok güzel bir yarış çıkardın. Çok dominant bir performanstı. Neler söyleyeceksin, neler Teşekkürler. hissediyorsun? Setup olarak biz daha iyiydik sanırım Anatoly'ye göre, Mertcan abilere göre. Çünkü ilk stintte kolay olmasa da birazcık fark yaratabilmiştim 3,5 saniye kadar. Ama pitlerden sonra ben daha erken pit yaptım. Biraz sonraki turlar biraz tutuldum gibi bir şeydi. Yavaşlatıldım diyeyim. Mertcan abi önümde çıkmayı başardı ondan sonra. Yarım saat boyunca nokta üçlük bir farkla yarım saat boyunca gittik. İyi mücadeleydi. Burada tebrik ediyorum. Yarış sonucu ya sonunda da Mertcan abinin 130'larda sanırım biri yağ döktü oraya. Ben de freni kaçırdım aynı zamanda Mertcan abinin arka tekerleri kaybetmesiyle. Çok talihsiz bir kazaydı. Kesinlikle. Ama yine de kendilerini tebrik ederim. Söyleyeceklerim bu kadar.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Podyuma çıkan sizleri ayrı ve yarışan bütün herkese ayrı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Buradan artık yayını bitirelim sevgili izleyenler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2 hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.